Engin Ardıç, başka türlü bir serseriliğe kalkışabilirler. Paralel çete, kendine nurculuğu kılıf olarak kullanan, kendini de Amerika ve İsrail'e kullandırtan bir siyasi çetedir. Derdi din iman değil, iktidarı ele geçirmektir. Gelmek değil, geçirmek. Seçmenleri yüzde bir bile tutmuyor. Bu uğurda hiçbir insaf, hiçbir ilke, hiçbir kural, hiçbir ahlak tanımadığı ortaya çıkmıştır nankör ve kalleştirler. Bu açıdan da bunlara İslam'ın cizvitleri denilebilir. Bilindiği gibi Katolik rahiplerin elit örgütü olan cizvitler 16. yüzyılda esas olarak protestanlarla mücadele etmek için kurulmuş ama giderek kendi kontosuna iş tutar hale gelmişlerdir kendilerine özgü bir de ahlak geliştirdiler. Cizvit ahlakına göre, Hz. İsa'nın aslında Katolik Kilisesi'nin daha da aslında bizzat örgütün işine yarayacak her yol mübahtır. Bir cizvit, eğer son tahlilde kiliseye, aslında örgüte yarıyorsa, yalan da söyleyebilir, hırsızlık da yapabilir, cinayet de işleyebilir. Bunların kurucusu kilise tarafından ermiş ilan edilmiş olan Ignatius Loyola, acaba çilingir tutup devirmek istediğiniz siyasi parti başkanlarının evine girebilirsiniz de demiş midir bilmiyorum. Hazin olan daha açık söyleyeyim mide bulandırıcı olan da kendine liberal aydın süsü veren birçok üniversite allamesinin ve gazetecinin bu menfaat çetesine Tayyip Erdoğan'a duyduğu nefretle ve demokrasi bahanesiyle kulluk etmesidir. Bu heriflerin eski Marksist ve ateist olmaları da olaya ayrı bir kara mizah boyutu katmaktadır. Orada ayrıca başka türlü çıkar ilişkileri de varsa bunlar da günün birinde su yüzüne çıkarılacaktır hiç şüpheleri olmasın. Bilindiği gibi İstanbul sermayesi de hükümeti devirmek için çok uğraştı. Şimdi İstanbul'un ağası Koç Holding politika değiştirip hükümetle bir süre iyi geçinmek yolunu seçtiği için o cenahta durum sakin bir süre dedik. İla nihai edemedik tabii. İstanbul sermayesinin bırakın iktidarı muhalefeti değiştirmeye bile gücü yetmedi. Bu nedenle de Turkish Kingmakers diyebileceğimiz yani CHP'ye şapkadan tavşan, pardon, başkan çıkarıcı Aydın Doğan'la Zafer Mutlu'nun şimdi hiç sesleri çıkmıyor. Bu iç oluyla yürümez diye ağlamaktan başka bir şey yapamıyorlar. İstanbul Sermayesi'nin basın sözcüleri Kalıyor paralel çete. Şimdi MHP'ye ele geçirmeye çalıştığı söyleniyor ama barajı geçebileceği bile şüpheli partiyi alıp tepe tepe kullansan ne fark eder? Bunun iş adamları, hakimleri, savcıları, polisleri tırpanlandı. Fakat orduda bu büyük tasfiye henüz yapılmadı. İlkbaharda ortalık karışacak lafları dolaşıyor. Sakın bunlar canı havliyle ve de son çare olarak ordu içindeki müritlerine huruç emri vermesinler. Kemalist cuntalardan illallah demişken çeşit niyetine bir de şeriatçı cunta. Herhalde gerek askeri istihbaratın gerekse Hakan Fidan'ın elleri armut toplamıyordur. Engin Ardıç, Sabah.